Malatya'da 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir'in yeniden imar ve ihyası için yapılacak çalışmalara dair bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İlçe Belediye Başkanı Durel İzel Yurt'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda deprem sonrası yapılan çalışmalar ve imar konuları hakkında bilgi verildi. Sizlerin de bu konularda görüşlerinizi alacağız. Doğanşehir'in yeniden imarı için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Arkadaşlarımızla birlikte mücadele ettik. Bu arada diğer siyasi parti başkanlarımızın da bizlere önemli destekler oldu. Malatya'da 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir'in yeniden imar ve ihyası için yapılacak çalışmalara dair ilçe belediye başkanı Dural İzel Yurt'un katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. %100 olarak ciddi manada yıkım var. Ve ağır hasarlar yıkıldıkça da birçoğumuz görüyoruz ki gerçekten Doğanşehir tarla ediyor. Boşalıyor. Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durel İzel Yurt, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir ilçe merkezi ve mahallelerin devam eden deprem konutları, mahallelerde yapılacak köy evleri konutları, ilçe merkezi çarşı yapımı, imar konusu, yıkım ve enkazlar ve rezerv alanlarının tespiti konularıyla alakalı siyasi parti ilçe başkanları, eski ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve kanaat önderlerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. İnşallah olumlu giderse 952 konut yapıyoruz. Yani 2023'ün sonuna kadar 952 konutu, özellikle de 349 konut kesinlikle teslim edildi. Yani şu anda ince işler başladı, devam ediyor. Bunun yanı sıra 724 konut ayrıyete ihale edildi. Bu 724 konut şimdiki yapılan TOKİ'lerden daha farklı, özel bir proje yapılıyor oraya. Özel bir çalışma orası. 724 konutum oldu. 2 katlı, 3 katlı, 4 katlı özel bir proje yapılıyor. Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Zelyurt toplantıda deprem sonrası yapılan çalışmalar ve imar konuları hakkında bilgiler vererek ilçe halkının sorularını da yanıtladı. 824 konutumuz yedekte bekliyor. Buradaki planlanan 2500 konut. Yeniden dönüşüm şartları gerçekleşirse 824 konut yapılmayabilir. Çünkü 2500 konut Doğanşehir'in tamamını önemli karşılayacak duruma geliyor. Bazı bu yerinde dönüşüm şartları oluştuğu takdirde 824 konut yapılmayacak. Bizim ilçe merkeziyle ilgili başka bir konu vardı arkadaşlar, onu da değineyim. Surlarının içerisi. Surlarla çevrili merkez alanının içerisi. Alta yapı rezerv alanı ilan edildi. Bu ne demek? Şu anda riskli yapından şöyle anlayın, riskli alan ilan edilmiş gibi düşünün. Tamamen burası yıkılacak. Buralar yıkılacak. Gerekirse, gerekli görülse istimlak edilecek. Geri anlaşma yapılırsa dükkan verilecek. Anlaşma uygarsa şartlara göre ev, binalar verilecek. Altları dükkan olmak üzere, üstleri 2 kat, 3 kat, 4 kat, sonradan plan değişikliği olmayacak gibi görünüyor. Olmazsa buralar tamamen çarşı merkezi olarak ilçenin sur alanı içerisi, sur alanı içerisi, çok herkes biliyor, tamamen şey olacak, çarşı merkezi. Bunu da emlak konut yapacak. Bunları görüşerek bu noktaya getirdik. İlçe merkezini tutmamız gerekiyordu. İlçe çünkü 1676 konutun oraya gitmesi demek. Yani çarşı merkezini burada tutmadığınız takdirde Doğanşehir'i tamamen bitirmiş olacaktı. Bizimki ise arkadaşlar 6 değişik dönüşüm, 6 dönüşüm parametresi kullandı.